Demek ki burada şunu diyormak istiyor. Reytellezi yükezzibittin, dinini tekzip edeni gördün mü? Kezalikellezi yediul yetim, yetimi dışlayanı gördün mü? Bak hep bunlar yetimi dışlayan kimmiş? Nefis. Sen Muhammed görüşüne, Muhammed duyuşuna, Muhammed konuşmasına mazhar olacaksın. Bunu dışlıyor. Gerek yok canım. Daha herkes görüyorsun ya. Normal olarak, mahluk olarak görüyorsun zaten. Sırrı yazdan gözüyle görmene gerek yok. Derçi sen nefis insana fitnelik, ficirlik veriyor. Çünkü onun görevi o. Ondan sonra yediul yetim ve la yuhut ala taammil miskin. Miskini de dışlayan, fakiri, fukarayı itibar etmeyen. Miskin demek fakir, muhtaç olan kişi demektir. Yoksul olan kişi demektir. Dışlarını gördün mü? Demek ki sendeki olan nefis elini cebinde dünya kadar para olsa da 25 kuruş ver şu kardeşine de orada bir ekmek alsın demeyi reddettiriyor. Cimrilik yaptırıyor. Allah cimriyi sevmez. Böyle bir his geldiği zaman inadına onun verdiği şeyi gelen ilhamı şeyi diyelim idrakı tepmek için mutlaka tersini yapmak lazım. Ondan sonra feveylül lil musalline lezine man salatim savun. Bakın namaz kılanın feveylül lil musallin. Musalli demek namaz kılan demektir. Namaz kılanlara diyor. Namaz kılmayanlardan bahsetmiyor Cenab-ı Allah. Feveylül lil musalline lezine man salatim savun. Salat namaz kılanlara. Vay o namaz kılanlara. Suratlarına çarpılacak. Çünkü namazlar gök katında kabul edilir. Onlar birinci gök semayı çıkamıyorlar zaten. Kimler çıkamıyor? Cin tayfasındaki olanlar ve ins tayfasında olanlar çıkamıyor. Kimdir cin tayfasında olanlar? Kimdir ins tayfasında olanlar? İkilikte olanlar. Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah öyle diyor. Ey cin toplumu! Ey ins toplumu! İnsan demiyor bak. İns toplumu! Çıkın semaya! Çıkamazsınız. Velev ki bir sultan vasıtasıyla. Sultan müstikamil demektir. Evet. İrşad eden kişi demektir. Hadi esmasına mazhardır. Hidayet edici, irşad edici, terbiye edici demek. Hadi esması 99 esmadan bir tanesi. Onun için çıkamazsın. Demek ki bu insanların kıldıkları ibadet ve taatlar kendilerini itman ediyor. Ecir, sevap için ibadet ve taatlarda yer de buluyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın huzuruna şirk olduğu için işte çıkmıyor. Çünkü avamın ibadeti var, ebrarların ibadeti var, mukarrebinin ibadetleri var. Avam taklidi namaz kılanlardır. Ebrarlar Allah rızası için namaz kılarlar ama Allah ayrı kendileri ayrıdır. Mukarrebinler ise bizzat Cenab-ı Hak için. Hakka hak ile. Yani biz Allah'ı Allah'la zikreden insanlarız. Biz nefsimize ibadet eden olmayalım. Biz nefsimizle Allah'a ibadet edenler de olmayalım. Ne yapalım? Biz Allah'a ibadet ediyoruz ya. Allah Allah'la ibadet edersen senden ayrı bir yerde Allah tahayyül etmez. Tahayyül etmemiş olursun. İşte bu ibadet ve taat edilenlerin bu suratlarına, bunun namazlarına çarpılacağını da Maun suresindeki olan bu ayette de görüyoruz. Onun için ey kardeşler, hakikaten az bilelim, onunla amil olalım. Çok bilip, bülbül gibi ötüyorsunuz. Her şeyi biliyorsunuz ama yaşamıyorsunuz. Ama amil değilseniz, inanın ilim hambalından başka bir şey yoktur. Bir misal vereceğim. İki tane devri sırtına dörder çuval, ölçeklik çuvalları almışlar. Yolda gidiyorlar. Karşılarına bir devriş gelmiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Kardeşler nereye gidiyorsun demiş. Birisi demiş ki ben cennete gidiyorum. Öteki demiş ki sen nereye gidiyorsun? Ben de cehenneme gidiyorum demiş. Peki senin sırtındaki cennetteki ne demiş ki? Senin sırtındaki ne? Dört ölçeklik ağırlığında bir çuval var. Buğday koyulmuş gibi çuvalı var. Ne bu? Demiş ki benim sevaplarım var bunda. Dört ölçek çuval kadar sırtına almış. Gidiyor. Benim sevaplarım var bunun üzerinde demiş. Cehenneme gidene demiş. Senin sırtında çuvalda ne var demiş. Benim günahlarım var demiş. Kardeş demiş ikiniz de inliyorsun dört ölçek çuvalın altında.
kaç kilo? Diyelim ki 100 kilo. 100 kilo da var, 100 kilo. E sen de 100 kilo taşı, o da 100 dakikalı. Biri cennete gidiyor, bir cehenneme giriyor. Aramızda ne var? Bak terlemişsiniz. Onun için kardeşim, yükten arının. Selamete çıkın. Yani kişi işte o feveylülil musallin gibi kendine şey yapma. Sendeki Cenab-ı Hak senden ayrı bir yerde değil. Allah da sende. Muhammed de sende. Kulluk da sende. Senin zatın Cenab-ı Hak sendeki cüzdür. Sendeki olan sıfatlar sendeki Muhammed'dir. Yeter ki o Muhammed'i gönlündeki hapislikten çıkar. Gözün hakkı görsün. Kulağın hakkı duysun. Dilin hakkı konuşsun. Sendeki fiiller de senin kulluğundur. Canım, bendeki hayat, bendeki enerji Cenab-ı Allah'ın bendeki şubesidir. Eyvallah. Bendeki Muhammed hapis sende. Neden? Çünkü ona söz hakkı vermiyorsun. Muhammed ne demek? Muhammed demek telefon direği gibi 14 asır evvel yaşamış bir peygamber değil. Elbette o gün geldi. Öyle bir insan vardı. Kur'an-ı Kerim ona indirildi. Bu İslam alimi ondan türedi. Ama günümüzde o 63 yaşında Ali Mahareti bedenen intikal etti. Öldü mü Muhammed? Ölmedi. Ölmedi nerede o zaman? Sende ve bende. Kimde Allah'ın kemalat rahman sıfatı tecelli ediyorsa işte o Muhammed'dir. Kardeşim senden gören hakikaten hakkı görüyorsa sendeki Muhammediliktir o. Senden hakkı duyuyorsa o Muhammedilik senden Muhammediliktir o. Senden hakkı konuşuyorsa o Muhammediliktir. Yoksa bir telefondir gibi Muhammed'i görmek isteyenler Allah'a da zannediyorlar. Ben diyor telefondir gibi Allah'ı görmek. Lenterani ya Musa. Musa da aynı şeye muhatap olmuş. Sen beni senin zannın gibi göremezsin beni sen. Diyor. Onun için eski bilinçlerimizi atalım. Yeni Kur'an-ı Kerim ahkam ve sünnet-i seniyeden ayrılmadan bunları zahir ve batın yönüyle inceleyelim. İnceleyemiyorsak inceleyenlere müracaat edelim. Onlardan kendi insanı aslimizi öğrenelim. Dünyada da ahirette de mutlu olalım. Ebediyen yaşayacakmış gibi dünya için, hemen ölecekmiş gibi de ahiretin çalışın diyor ki can serveri. Sen dünyayı yüzünü çevirmişsin, ahireti kapatmışsın. Ahiretin yüzünü çevirmişsin, dünyayı kapatmışsın. Geç kardeşim bunu yapma. Kendi kendine eza ediyorsun. Onun için işte kişi bu minval üzere hakikaten o beş madde ile kendi insanı asliyesini bulur ve ondan sonra da elhamdülillah ben bismillahirrahmanirrahim diyerek kendisindeki besmele-i şerifi tahsil ederse, kendisindeki Allah'ı bilirse, çünkü zikir Allah, fikir ve şükür. Zikir Allah'tır. Fikir Muhammed'dir. Şükür kulluktur. Zikirde Z harfi, Z Allah'ın zatının remzidir. K harfi Z, Z, İ, sessiz harfler Arapçada mana verilmez. K harfi kemalattır. Allah'ın zatına kemalatı var. Bak, zikir. Ne ile kemalat ermiş? R harfiyle. R harfi ne? Allah'ın rahmet ilahiyesi. Allah'ın iki rahmeti var. Bir rahmaniyet rahmeti, bir de rahimiyet rahmeti. Demek ki ey kardeşim sen de Allah'ın rahmaniyet ve kemalat rahmetleri, rahman ve rahimiyet rahmetlerinin Allah'ın zatının kemalatına ermişsin sen. Demektir bu. O zatın tecellisi işte. Peki fikir nedir? Fikir Muhammed'dir dedik. Fikirdeki özel düşünmektir. Neyle düşünürsün? Akıl nimetiyle düşünürsün. Fikredersin. Demek ki akıl, hayat, ilim, irade, semi, basar, kudret, kelam. Bunlar bak sıfatlar. Demek ki Cenab-ı Allah'ın sıfatlarının kemalatına Muhammed denir dedim biraz evvel. Onun için sendeki fikir yüce bir fikirse, Allah'a düşünme fikriyse, zikrin fikriyse o Muhammed de sende. Kul da sende. Yani şükür. Şükür kim yapar? Muhtaç olan kişi yapar. O da kulluktur işte. Kul daima muhtaçtır. Allah samadaniyet esmasıyla karşılıksız dağıtan, karşılıksız verendir. Ama kul ise hep muhtaç olan, boyun büken, ihtiyaç sahibidir. Gördün mü? Onun için onlar, ya Rabbi bana verdiğin
bu imanı, bana verdiğin bu ilmi irfaniyeti, bana verdiğin bu her türlü idrakı, amelleri ya Rabbi artır. Şükür nimetin artması demektir. Kim der bunu? Kul der. Zikir, fikir ve şükür. Gördünüz mü? Her şey üçleme üzerine kurulmuş. Cenab-ı Allah her zerreden küreye kadar zatını ilan etmiş. Sizler en üstün yaratık olduğunuz halde, bütün kainattaki varlıkları sizin Allah emrinize verdiği halde hala daha düşünmüyorsunuz ve siz kendinizdeki olan bu sırları maalesef çözemiyorsunuz. Onun için de ey kulum, ben hiçbir kulumu azap etmem. Kulum kendi azabını kendi hazırlar. Onun yüzünüzü çevirmemişsiniz, sırtınızı çevirmişsiniz. Ondan sonra da mızık mızık dünyada ya iki akan bir araya gelmiyor. Ben çocuğumdan şikayetçiyim. Ben kocamdan şikayetçiyim. Ben karımdan şikayetçiyim. Ben komşudan şikayetçiyim. Ben iki yakan bir araya gelmedi işimden gücümden şikayetçiyim. Kardeşim başkasından hata arama. Hata sende. Dön kendine. Sen eksik görüyorsun da onun için eksiklikten kurtulamıyorsun. Dön kendine. Kendini ararsan inanın herkes sana iyi olacak. Sen iyi olursan herkes sana iyi. Ama sen kötü olursan herkes sana kötü olur. Bir gözünüze bir kırmızı mercekli gözlük takın. Her taraf kıpkırmızıdır. Her taraf kırmızı değil ama senin gözlüğün kırmızı da ondan gözlük kırmızı. Kırmızı görüyorsun sen. Yeşil tak yeşil görürsün. Sarı tak sarı görürsün. Demek ki sende her şey. İnşallah Cenab-ı Allah bize bu minval üzere yaşayan, bu şekilde kendi insana aslayımızı öğreten, kendi kitabımızı okuyanlardan eylesin. Yoksa kardeşim dünyada ama iseniz inanın ahirette Cenab-ı Allah bana lütfunu gösterecek, bana cemalini gösterecek, bana cennetini ihsan edecek. Kardeşim Allah'ın kitabına inceleyin. Veresi alışveriş yok. Hep peşin alışveriş yapmış. Bugün sen gördüysen ahirette de görürsün. Bugün mutluysan ahirette de mutlusun. Bugün o cemalullah'ı gördüysen ahirette de göreceksin. Burada görmedin. Burada mutlu değilsin. Geç. Orada da mutsuzsun. Çünkü hayatı boyunca cehennemi yaşadın. Orada da cehennemdesin. Canım ben ibadet ettim de şu kadar namaz kıldım da şu kadar Kur'an okudum da bak bir misal vereyim size. Cenab-ı Allah kulun birine diyor ki 70 sene, 75 sene ibadet ve taat yapmış. Kulum senin yaptığın ibadet ve taatla mı değerlendirerek seni ben cennete koyayım yoksa benim rızamla mı seni değerlendirip cennete koyayım? 75 sene ibadet yapmış. Burnu okumuş, namaz kılmış, şunu etmiş, bunu etmiş. Ya Rabbi benim ibadet ve taatlarım çok nasıl olsa diye içinden bunun karşılığında beni değerlendir. Öylece cennetini isterim ben senin demiş. Atın cehenneme demiş. Ya Rabbi ne yaptın? 75 sene ibadet taat yaptım. Yaptın demiş. Onun karşılığı yok muydu? Var. Ya ne vermedin ya? Bir tek gözünü vermem dahi o 75 senenin ibadetinin karşılığı değil. Ey kulum ben 75 sene yaşadın. 75 sene senin gözünden bütün alemi temaşa ettirdim. Gösterdim. Bunun her gün onun ceyranını ben verdim. Enerjisini ben verdim. Hayatını ben verdim. Kuvvetini ben verdim. Bu senin 75 senelik ibadetinin karşılığı bile değil. Onun için cennet at. Ya Rabbi tövbe. Senin rızan için ben değerlendir. O zaman atın cennete demiş. Gördünüz mü? Bunu da kitaplarda okuduğumuz bu bizim. Yani gayet bir misal veriliyor dikkat ederseniz. Ey kardeşim ben demeyi geçir. Mülk Cenab-ı Allah'ın size düşen boyun bükmek, Cenab-ı Allah'a kulluk yapmak. Emrettiklerini yapın, ne ettiklerinden kaçın. Canım ben 6666 ayet-i kerimeyi ezbere bilmiyorum. Neleri yasak ediyor, neleri emrediyor bilmiyorum. Ben iki maddede onu söyleyeyim size. İki madde. Birisi sana ve senden gayrılan varlıklara fayda sağlıyorsa Allah'ın emirleri bu. Sana ve senden gayrılan varlıklara bir olay, bir mesele zarar veriyorsa o yasak edilen şey. Sana fayda sağlıyor, bana zarar veriyor, yasak. Bana fayda sağlıyor, sana zarar veriyor, gene yasak. 3 sene sonra, 5 sene sonra başkası zarar görecek. Sana da fayda sağlamadı, bana da sayılmadı.
sağlamadı. Ama 3 sene sonra başkasına zarar verecek. O da yasak. 3 sene sonra fayda olan bir şey sana fayda sağlamadı, bana da. 5 sene sonra, 3 sene sonra bir kişi ondan faydalanacak. Ha, onu emretti. Onu yap. Faydalı olan şeyi yap. Anladın mı ne demek istediğimi? İki madde. Sana ve senden gayrılan varlıklara fayda sağlıyorsa emir, sana ve senden gayrılan varlıklara bir olay zarar veriyorsa yasak. Bak şu anda ilim alıyorsunuz. Memnun musunuz? Memnunsunuz. E ben de anlattığımdan memnunum. Siz de memnunsunuz. Ben de memnunum. Bak hiçbir kimse zarar görmüyor. Faydalanıyor. Bu emir işte Allah'ın. Ben anlatsam da lan şu adam sasın, lafını kesse de kalkacak kişi artık diye bir kardeşimizin gönlünden böyle bir şey geçiyorsa o zaman o kardeşim için bu zarar. O kardeşimiz zarar. Ben rahatsız oldum dediği zaman o sözü ben kesmem lazım. Çünkü ona zarar verme hakkına sahip değilim. İşte bu kadar iki maddeyi de ezberleyemez misin? İki maddeyi de uygulayamaz mısınız? Cenab-ı Allah bu iki maddeyi uygulayanlar da yesin inşallah. Sadakallahu lezim.